Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün biraz inşaat sektörünü konuşalım istiyoruz. Son dönemde hem yapılan bir taraftan kampanyalar hem bir taraftan da maliyet artışlarıyla aslında inşaat sektörü ve inşaat pazarı gündemde. Biz de bir parantez açalım dedik. Sadece yurt içi inşaat yatırımlarından değil biraz da yurt dışına yani Türk müteahhitlerimizin yurt dışındaki durumu ve yurt dışındaki yatırımlarını da konuşmak istiyoruz aynı zamanda bu vesileyle. Nedir orada durum? Dövizdeki artışın yurt dışı işleri nasıl etkilediğini ve buralarda sorunlar yaşayıp yaşamadıkları müteahhitlerimizin bunları biraz gündeme getirmek istiyoruz bugünkü bakış programında. Her zaman olduğu gibi bakış@apertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Soru ve yorumlarınız varsa katılabilirsiniz canlı yayınımızda. Aynı zamanda Mayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de varsa katılımınız, yorumlarınız, sorularınız iletebilirsiniz. Efendim kimle konuşacağız bu inşaat pazarındaki durumu? Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı ile konuşacağız. Sayın Orakçı aynı zamanda 2004-2009 döneminde de Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptı. Hem belki bu vesileyle de biraz kentsel dönüşümün inşaat piyasası üzerindeki etkisini de süremiz el verirse bir iki cümleyle konuşmuş oluruz. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Hoş geldiniz Sayın Orakçı. Hoş bulduk Mühim Bey. Şimdi şu belediyelik işini yayın sonunda konuşuruz. Belediye konusunu. Orada bir sorun var size. Az sonra diyelim biz buna var ya şimdi bir şey genelde az sonra diyorlar doğru, ya. Doğru. Önemli konuyu sonra bırakalım. Konuyu en sona bırakacaksınız ki izleyici seyretsin değil mi? Estağfurullah ne demek. Şimdi biraz inşaat piyasasını biliyorum sizlerin inşaat konusunda. Çünkü daha önce de bizim yayınımıza katıldınız. Yine inşaat pazarı üzerine konuşmuştuk. Yine aradan 1,5 seneyi devirdik ve farklılık var malum. Yani piyasada da farklılık var. İnşaatçılıkta da farklılık var. Nedir? Bize biraz özetini çıkarır mısınız? Ben birkaç soruyu peşi sıra sorayım size. Birincisi bugün inşaat pazarındaki durum nedir? Çok fazla inşaat görüyoruz. Ve bunlar yani biraz fazla değil mi? Birinci evet. Soru bu. Ondan sonra ikinci soru maliyet artışları var. Dövize bağlı olarak sizin girdilerinizin çoğu döviz olduğunu biliyorum. Bu nasıl yansıyor? Hem size hem de tabii ki sokaktaki vatandaşa, tüketiciye, konut alacak kişiye. Bir üçüncü soru da bu yeni bir konut kampanyası yapıldı. İşte piyasayı biraz daha rahatlatmak için. Bunun amacı İşte konut stoğunu azaltmaktı. Ama ben bakıyorum geçtiğimiz ay mesela Ağustos, Eylül ayı itibariyle konut satışlarında da bir düşüş. %9'a yakın bir düşüş var. Şimdi bize bir resmi çizin. Buyurun. Şimdi söz sizde. Evet. Resmin bir kere hani dışarıdan bakınca, panoramik bakışla uzaktan bakınca resmin büyük boyutlusunda Türkiye gelişen, büyüyen ve kentsel dönüşümle ülke içi göçlerle doğal seleksiyona bağlı nüfus artışıyla büyüyen bir ülke ve konut ihtiyacı olan bir ülke. Diğer yandan da bu ihtiyacın arz talep dengesine binaen farklı sektörün paydaşları tarafından cazibe merkezlerine gelmesi ve bu merkeze yığılma söz konusu. Ve üçüncüsü de Türkiye'nin malum hani dünyanın bir global kriz süreci olmuştu 2008-2009 yıllarında, 2007 yıllarında. O zaman biz biraz daha az etkilenmiştik. Cumhurbaşkanımızın deyimle teğet geçmişti. Evet. Şimdi tabii biraz daha biz işin merkezinde işte Amerika Fed'in faiz artışından tutun da dünyadaki gelişen siyasi gerilim, çatışma süreci. Burada da hani konut, inşaat gibi böyle hani insanın konformist hayat anlayışını etkileyen metalar İsterseniz biraz daha ikinci planda kalmaya başlıyor. Hı hı. Ben dünyayı geziyorum. Dün Cezayir'den geldim. Kısacası Türkiye'nin bir dışarıdan etkilenen konutla ilişkin bir süreci var. Bir de iç piyasadaki hani ifade ettiğiniz stok olgusu evet. Var. Ve bir de bunların ışığında oluşan bir psikolojik menfi atmosfer var. Hı hı. Biz bu bileşenlerin tümünün ışığında şunu diyebiliyoruz. Hani inşaat sektörünün en dibinden gelen yani inşaatta bilfiil lise çağlarına işçilik yapan bir rehber olarak konuşuyorum. Ardından işte mühendislik, yüksek mühendislik, doktora süreci, şirket yönetim kurulu başkanlığı, belediye başkanlığı sektörüm yani dibinden gelen bir insanım. Dolayısıyla tüm boyutlarıyla görme imkanım var. Hı hı. Buradan bakınca
Her şeye rağmen bizim kesinlikle paniğe kapılmadan, kesinlikle endişeye kapılmadan olabildiğince sektörün paydaşları ve kamu kurumlarının şu anda o ambiyans var. Sık sık görüşerek, sık sık danışarak, konuşarak kolektif bilinçle çözüme yönelik adım atması lazım. Yani işte stok var, ne yapacağız, yandık bittik kül olduktan ziyade biz büyük bir ülkeyiz, biz büyük medeniyetin temsilcileriyiz. Bizim ülkemizin potansiyeli hem dahili potansiyel hem de harici potansiyel bağlamında bu daralma yaşayacak güce sahibiz diye mücadele etmemiz lazım. Tabii bunda hani... Sizin de yatırımlarınız var değil mi şu tabii anda? Tabii şu an devam eden 4 projemiz var. Bildiğim kadarıyla Beylikdüzü. Evet, 4 projemiz var. Esenyurt'ta 2 projemiz bitti. Beylikdüzü'de 2 projemiz devam ediyor. Aynı zamanda Irak'ta projemiz devam ediyor. Cezayir'de... Oraya geleceğim, yurt dışına geleceğim. Orası önemli bir konu. Biz mesela şunu gözlemliyoruz. Hani civar projelere bakıyoruz. Durma psikolojisi var inşaatlarda. Ben bilinçli olarak hani, talimat veren arkadaşlarımıza tam tersine hızlanmaya çalışalım. Yani eğer biz bu süreçte toplum gözlemliyor. Hani vinçler çalışıyor mu? İnşaatta ses var mı? Takırtı var mı? Yoksa durdular mı? Bu gözlem. Hayır, normalde bir yavaşlama mı olması gerekiyor? Bence olmamalı. Piyasa şartlarına yani göre. Yavaşlama olabilir ama yatırımcı, mühendis, şirket, belediye, kurumlar bir şekilde dayanışma içerisinde toplum psikolojisini destekleyici bir tutum takması lazım. Bunun yolu durmadık çalışıyoruz. Peki bir şey soracağım Bey. Biz bir yapma çalışıyoruz. Bir yani fazla bir talep mi var konuta ki hani arz da bu kadar yüksek ki aynı zamanda hani konu stoğunu eritmek için de kampanyalar yapıyoruz. Böyle ya bir denge var mı pazarda? Yani çok mu talep var? Aslında doğal seleksiyon devam etseydi sıkıntı yoktu. Hı hı. Türkiye'de konu sektörünün paydaşları, inşaat şirketleri arz talebe bağlı üretim yapıyorlardı. Problem inşaatçı olmadığı halde son süreçte burada çok para var, rant var mantığıyla herkesin inşaata yönelmesine kaynaklı bir yığılma oldu. İnşaat sektörünün paydaşları bizler işimizi yaparak devam etseydik zaten yurt içi yurt dışı talepler vardı ve sorun da yoktu. Bana göre derici, tekstilci fark etmez birçok alandan insanlar bu sektöre yatırım yapınca ve biraz daha hani bizim toplumumuzun maalesef o zaafı var. Hani çok kar kaza elde etme hırsıyla, arzusuyla ölçümlerin dışında bir proje hızıyla bir ilme kazandı sektör. Çok kar var mı? Yani eğer sizler yani inşaatçılıkta bu işe, kadar yüksek bir işe vakıfsanız, işin merkezinde beyniniz, kalbiniz, eliniz varsa kar edebilirsiniz. Ama Türkiye'de bir de şu olgu oluştu. İş firma inşaatçı değil, işte kurdu reklamlarla, işte efendim üstadına aldı derdi, isim vermeyeyim yani. Çok büyük bir heyula oluştu. Ama arka planını gözlemiyorum. Bakıyorum ki şantiyede kimse yok. Arkada beyin yok, enerji yok. Ne olacak yani sistem yoksa, kurumsal kültür yoksa, arka plan zayıfsa sizin ön planda reklam vermeniz, stadyumunuzu vermeniz çok da bir şey ifade etmez. Ki bazı inşaatçılar da mecburen çekilip gitmek zorunda kaldılar. Hatta yani çünkü onlar zede zaten doğal yani oyuncu değillerdi. Onlar suni oyunculardı, hormonlu oyunculardı. Peki, hormonlu oyuncu da hani ne olur işte dopingi olan anlaşılınca da dardest edilir, oyundan tard edilir. Peki bu süreçte finansal konusunda destek alabiliyor musunuz? Bankalarla olan ilişkiler nedir? Hani biz yayına girmeden önce konuştuk. Siz ben dediniz ki ben bankaya bulaşmam arkadaş yani. Ben böyle evet, değilim ama yani doğru. Herkes öyle değil. Yani ben burada hani kendi değerler muazzama minnettarım. İnsanın inandığı değerlere tabi olması eğer hani lisanı kalle, dille değil kalben ise tutumunuz ona göre takınıyorsunuz. Ona göre politik oluşturuyorsunuz. Babamın bize nasihati vardı. Biz olabildiğince bankacı sektörüyle hemen olmanın çok hani doğru olduğunu düşünüyoruz. Çok olunca bankacı sektörü malum hani kriz anında sizin konumuza hiç dikkat etmeksizin ceberut mantıklı çöker tepenizi. Biz bunu gördük, okuduk, tarihte inceledik. Olabildiğince Marmara Yapı ve şahsım olarak biz hani finansman konusunda mümkün mertebe kendi yağımıza kavrulmayı, mümkün mertebe bankacı sektörün çok işe girmemeyi tercih ettik. Şu anda hamdolsun onun rahatlığını yaşıyoruz. Ha bulaşanlar var mı? Tabii çoğunluğu maalesef sektör ve Türkiye'nin ekonominin genel mantığıdır. Ama şu sorun var. Orada da hani yine bir ergonomik denge vardır. Yani sizin taşıyabileceğiniz yük vardır. Finansman yükü olarak borç. Bir de taşıyamayacağınız yük vardır. O ifade ettiğimiz yani acıllıkla kör iştahla saldırıldığında kişinin varlığı 10 birim, üstlendiği kredi borcu 12 birim. Şansı yok. Olmaz zaten. Ama hani 10 birim varlığı varsa 1 birim, 2 birim, %10-20 kadar finansal destek alsa yine şu an sıkıntı yaşamaz. Dolayısıyla şu an dediğim gibi kurumsal altyapısı olan
ve finansal yapısını öz kaynak dışında %10-20'lik destekle yürütenler sıkıntı yaşamayacaklar. Ama bunun ötesinde %30-40-50'lere varan bir oranda bankaya borcu varsa tabii kolay değil. Çünkü dünyada bir artan faiz trendi var ama ülkemizde biraz daha bu konuda yüksek faiz oranları var. Zaten her zaman devlet büyüklerimizin, bir başkanımızın da ifade ettiği gibi hani faiz, faiz, faiz. Çünkü faiz olunca yatırım olmuyor. İnsanlar şu an bankaya götürüp işte 100 bin TL yatırınca 2000-3000 lira faiz alma ihtimali var. Tabii nereden bakarsanız yıllık 24'e yakın. Ciddi bir gelir yani. Ama daha önce bu 2400 lira değildi, 400 liraydı. Yani 400 lirayken para yatırmak yerine ev alıp kiraya veririm, ev alıp taşınırım, ev alıp satarım diye bir psikolojik ortam vardı. Atmosfer bu yönde bir gelişim arz ediyordu. Ama bunların tamamı dediğim gibi ülkemizin hani hem tarihi derinliği, hem ekonomik potansiyeli, hem de insanların krize karşı çözüm üretme elastikiyeti Allah'ın izniyle bu süreci aşacak bilayette diye düşünüyorum. Yurt dışında durum ne? Mesela biz hep yurt içini konuşuyoruz. Evet. Yurt dışında sizin bildiğim kadarıyla Cezayir'de bir yatırımınız var. Ya orada sıkıntılar var mı? Şimdi biz daha önce Irak'ta çok yoğun... Ya da şöyle yaptık. Pardon şunu da ekleyeyim. Maliyet artışları oraları da etkiliyor mu? Sizlerin? Yok. Sizlerin ama. Yok, etkilemiyor. Tam tersine Türkiye'deki enflasyonist ortam ya da işte faiz yüksekliği yurt dışı için avantaj sağlıyor. Aynen. Böyle bir artısı var. Bence ülkemizin şu an hani ben dile getirmek istiyorum. İlgili bakanlıklarımızın, ilgili bürokratlarımızın, devletimizin ilgili kurumlarının mutlak surette şu anda Türk şirketlerine yurt dışı müteahhitliği bağlamında el uzatması, destek olması ve rehberlik yapması lazım. Ne gibi? Ne gibi? Mesela en son işte bizim bizzat muhatap olduğumuz bir konu var. Proje aldık, ön anlaşma yaptık. Nerede? Cezayir'de. Cezayir'de. İki proje var. Biri şu an süreç yürüyor, problemi yok. Mektup sorunu yaşamadık ve açtık. Diğeri teminat mektup sorunuyla karşılaştık. Ülkemizin bana göre bir şekilde çözüm etmesi lazım. Çin firmaları geliyor. Cezayir, İslam ülkesi, bizim komşu ülkemiz, kardeş ülkemiz, dindaş ülkemiz. Bize karşı çok yoğun bir teveccüh var. Ama Çinlerin o devlet destekli güçlü gelişi ve güçlü adımları bize bir handikap olarak karşımıza geliyor. Kısacası devlet kurumlarının yurt dışındaki müteahhit hizmetlerine akademik, kadrosal, finansal ve temin mektubu açısından destek sağlaması durumunda Türkiye'nin şu anda çekim alanında olan, o lokalizasyonda olan ülkelerin toplam konut ihtiyacı 10 milyon civarında. Üstü var altı yok. Bu 10 milyonluk konut aynı zamanda 100 milyar dolarlık bir taahhüt demektir. Evet. Türkiye şu anda dünyada Çin'le yarışıyor. Bazen bir bazen ikinci sıradayız. Dolayısıyla biz eğer Türkiye'den devlet desteği de alırsak bizim Çin'le yarışta öne geçip bu 100 milyar dolarlık pastadan en az 50-60 milyar dolar alma şansımız var. Şu an Cezayir'de tamamen amatör ruhla, tamamen zor koşullarla giden Anadolu köylüsü insanlarımız bile Cezayir'de mübarek etmiyorum devam eden projelerin miktarı 150 bin konut civarında. Çok ciddi bir sayı. Cezayir'de Türk firmaları konutlar yapıyor. Bunlara ben gurur duyuyorum. Ve biz de şu anda o alana girdik ve inşallah büyüyeceğiz. Türkiye'nin bu tür daralma dönemlerinde mutlaka Cezayir'den Fas'a, Tunus'tan işte Rus pazarına, şu anda Irak'ta yavaş yavaş tekrar siyasal istikrar oluşuyor. Libya'da şu an o Irak'ta bir dönem durdu değil mi? Sıkıntılar yaşadı. O gerilim döneminde durmuş gibiydi. Durdu. Çünkü siyasal gerilim hemen iş ortamını etkiliyor. Değil mi? O evet. Siyasal gerilim inşaat pazarı, yani sizlere yatırım yapan orada herkesi bir anda... Tabii etkiliyor. Yani bizim Şark milleti, yani Arap olsun, Türk olsun, Kürt olsun fark etmez. Yani Şark milleti duygu merkezlidir. Hı hı. Duygu da genelde tepeden endeksi bir durum arz eder. Eğer tepede bir gerilim, kavga varsa hemen o halka yansıyor. Daha önce o benim kardeşim Türk geldi diyen Iraklı Şii daha sonra bir anda bize çok sert tutum takındı ve bir şok olduk. Yani biz size iş yapıyoruz. Hani beraberdik dün. Bunu yaşadık. Biz ama şu an tekrar ılıman bir iklim var. O yüzden siyasi atmosferin de hani gerilim olmaması bizim lehimize. Temennim, arzum, hani bu anlamda isteğim şudur ki ülkemizin bu global krizden daha çok ekleme riski olan bir süreç, bu süreçte olabildiğince yurt dışına ilgi yoğunlaşması lazım, destek vermesi lazım ki hem İslam anlamında yüz binlerce insanın gitme şansı var potansiyel olarak. Cezayir'de şu an çalışan insan sayısı 30 bin civarında. Ciddi bir sayı. Bir yandan da şunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla, yani Türkiye'de zaten inşaat pazarı bir noktada doyuma geldi ama yurt dışında çok ciddi bir fırsatlar ama var değil mi? Fırsatlar var. Türkiye pazarı da hani ila nihayet bir doyum değil. Yani Türkiye pazarı da doymadı mı hala Türkiye yani pazarı? Şöyle kanaatince 1 ile 2 milyon arası stok var. Yani olağan standartlarda işte nüfus artışı, olağan standartlarda işte yurt dışından gelen
talep daveti bir derece bu stok 2 yıllık stoktur yani 2 yıl sonra biter diye düşünüyoruz. Tabii inşallah hani bizim ummadığımız, bizim arzu etmediğimiz başka bir çan gelişme olmazsa kanımca var olan stokta çünkü Türkiye'nin ihtiyacı yılda 1 milyon civarında konut ihtiyacı evet, var. Doğru. Artan nüfus, genç nüfus, evlenen nüfus, kentsel dönüşümle yıkılan evlerden doğan konut ihtiyacı. Yurt dışı talep biraz durdu var. Galiba değil mi? Kentsel dönüşümde bir yavaşlama var. Faize yani. Bağlı bir durgunluk var. O da yani aynı sıkıntı orada. İşin kimyası, işin formülü faizin artışıdır. Faiz arttığında sırf inşaat değil, tüm yatırım sektörleri duraklar. Çünkü para kenarda durduğunda bir değer atfetmiyorsa yatırıma dönüşür. Ama para olarak eğer faiz yüksekse değer atfediyorsa o zaman insanlar niye hani fabrikadır, yatırımdır, tarımdır, inşaatı niye yapsın ki? Niye risk alsın ki? Ha, biz ne yapıyoruz? Benim çünkü fıtratımda, mizacımda üretme aşkı var. Ben hayatım boyunca hiç zaman banka para yatırmadım. Ben bunu suç sayarım, ayıp sayarım, günah sayarım. Eğer param varsa hiç yapmam lazım. Bankaya faizden para kazanmayı yani günah bana çok istiyorsun. Ahlaki gelmiyor. Kesinlikle ahlaki gelmiyor. Ha, kim bunu yapabilir? Belki hani emekli bir insan artık yani bunun öyle bir şeyini asmıştır. 3 kuruş parası vardı yatırabilir. Ben hocam ya, bu geliri evet. Başka alanlara da yatırabilirsiniz. Mesela ne bileyim eğitime. Tabii ki. Eğitime evet. Yatırabilirsiniz evet, yani. Doğru. Eğitim de ülkemiz için çok önemli bir alan. Sizin de yatırımlarınız var galiba evet, değil mi? Bizim zaten... Çünkü orada bir eğitim vadisi görüyorum o. Eğitim Vadisi projemiz bizim Beylikdüzü'nde... Bir hazırlıklı gelmiş. Evet. Beylikdüzü'nde 150 bin metre arası üzerinde kurduğumuz ve... Bu belediye başkanlığınız döneminde evet, evet, doğru. Şu anda bizim okulumuzda, araba okullarımızda hemen yanında, yanı başında. Bu çok muazzam bir kompleks. Fen Lisesi'yle, Anadolu Lisesi'yle, Denizlik Lisesi'yle, Turizm Lisesi'yle, Sağlık Lisesi'yle, öğrenci yurtları, öğretmen lojmanları, kütüphanesi, amfiteyatrosu, olimpik spor tesisleriyle tam bir kompleks. Ve bu kompleksin ülkemiz için ve İstanbul için ve Beylikdüzü için çok büyük değer atfettiğini düşünüyoruz. Ve bu projemizin Allah'ın izniyle bitmesi için de dileğimiz, gayretimiz, duamız devam ediyor. Eğitim eğer bizler eğitimi çözersek... Proje 2004'ten, 2009'dan beri mi devam ediyor? Biz 2005 yılında Fen Lisesi'nin temelini attık ve bitirdik, açtık. Yanındaki okulumuzu bitirdik. Bizden sonra 10 sene geçmesine rağmen maalesef iki okuldan başka okul başlamadı. Ben bu konuda bir üzgünüm ve bu konudan hani muzdaribim. Sizin aynı zamanda bir eğitim yatırımınız var, AREV evet. Değil mi? Şimdi tabii AREV bizim eğitim vakfımızın çatısı altında okullarımızı hayata kazandırdık ve şu anda eğitim başladı bu yıl. Fen Lisemiz iddialı şekilde başladı. Ben başka inşaatçılar da biliyorum. Hep inşaatçılar bir eğitime yatırım yapıyorlar. Yani bizim, bu şey mi? Yok, biz o trendin dışındayız. Klasik mi? Biz o trendin dışındayız. Biz AREV Eğitim Vakfımızı 2010 yılında kurduk ve 9 yıldır 10 binlerce insanımıza ücretsiz, bakın ücretsiz robotik kursundan bilgisayara, İngilizceye, Arapçaya her türlü anda kurs verdik. Konferanslar, seminerler verdik. Hakeza yine AREV Vakfımızı Erzurum'da rahmetli annemin adına ilkokul ve ortaokul yaptık, devlete başladık. Öğrenci yurdu yaptık. Şu anda hali öğrenci yurdumuz devam ediyor inşaatımız. Yani biz eğitimi bir sosyal sorumluluk anlayışıyla gündemimize aldık ve 10 yıla yakın zamandır da bunun gereğini yapıyoruz. Yurt dışında ama yapmıyorsunuz değil mi? Yurt dışında, Kerbela'da eğitim kompleksi inşaatını yapıyoruz. Orada öyle mi? Kerbela'da. Kerbela'da 7 okulda oluşan bir kompleks inşa ediyoruz. Projesini dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid çizdi. Biz inşaatını yapıyoruz ve şu anda ilk 3 okul bitti. Biri geçen sene bitti. İkisi bu yıl bitiyor. Açıyoruz inşallah bu sene. Ve kalan 4 okulunda inşallah seneye bitmeyi planlıyoruz. Sonuçta Kerbela'da gibi sizden gelen talep herhalde burada değil mi? Yani o projenin piyasa olduğunu biz duymuştuk. Evet. Biz de hani eğitim konusunda başarılıyız. Beylikdüzü'nde başkanlığı döneminde okullar yaptık. Hı-hı. Eğitim konusunda marka olduk. Biz tarih biz diye kendilerine teklif sunduk ve projeyi aldık, inceledik. Şartları da anlaşınca eğitim konusunda deneyimli, işte hani öğretmenlik yapmış, belediye başkanlığı yapmış, eğitime duyarlı bir profil şirket sahibi olarak karşına çıkınca bu işin uzmanı diyerek bize tevdi ettiler görevi. Ve biz de o okulumuz hem keyifle yapıyoruz çünkü Orta Doğu, Irak, hani o Kerbela malum, evet. Hadi Hüseyin'in katledildiği coğrafya, cehaletin evet, coğrafya. Çok tabii. O coğrafyada hani kanın kinin olduğu bir coğrafyada eğitim kompleksi de orada var olmak çok güzel, ciddi bir onur veriyor, bir haz veriyor. Ve geçen sene gidip hani okulları açıldıktan sonra gördüğümde keyif almıştım. Geçen hafta 10 gün önce oradaydım, yine çok mutlu oldum. İnşallah bir hafta sonra gideceğim, açılışa katılacağım. Yani kısacası eğitim mevhumu bizim için değerli. Yani Irak'ıyla, Kerbela'sıyla, Erzurum'daki yaptığımız okulla, işte Beylikdüzü'ndeki Fen Lisesi, Eğitim Vadisi'yle bizim dönemimizden önce okullarda mevcutlar 60'lı sayılara ulaşmıştı. 60 mevcutlu sınıflar vardı. Biz geldik, 13 okul yaptık, öğrenci yurtları yaptık, eğitim kurumları inşa ettik ve mevcutlarımız kaça indi? 20'ye indi. Biz 2009'da görevi bıraktığımız zaman Beylikdüzü'nde eğitim kurumlarının sayısı %200 artmıştı ve sınıflar da
%200 azalmıştı, 20'ye inmişti. Şimdi yeni okul az yapılınca ve yapmayınca ne oldu? Tekrar mevcutlarımız 50'lere vardı, 40'lara vardı. Ve bundan biz hüzün duyuyoruz. Temennimiz olur ki eğitim mevhumunu kesinlikle ticari kaygıdan arınmış şekilde, bundan ayrı şekilde sorumluluk bilinciyle, gelecek kuşaklara, ülkemize karşı olan borcumuzdur anlayışıyla para yatırması gereken bir alandır. Peki. Ancak başarılı olursa, iyi bir eğitim arkası oluşursa, para da kazanmaya başlarsa ne işte güzel yeni okul açarsınız. Tabii. Ama buradan para kazanma ve bire götürme arzusu etik değil diye düşünüyorum. Peki süremizin sonuna doğru bir şey soracağım. Çünkü elektronik posta üzerinden de Twitter üzerinden de geliyor. Şu an ev alma dönemi mi? Sorular bir cümleyle. Yani şöyle, şirketlerin bazıları nakit akışında sıkıntı yaşıyor. Onların ihtiyacı var, satmak istiyorlar. İşte malum kazanç dönemi kampanyası da var. Evet. O kampanya bağlamında yararlanılabilir ciddi yani. İndirimler var. Ama tabii yani doğru proje, doğru ödeme planıyla davranılması lazım. Bana göre ihtiyacı varsa alınması lazım. Ben sektörün paydaşıyım. İhtiyacım varsa alırım ama tabii ki şu an çoğunluk... Yatırım amacıyla? Yatırım için ideal mi? Yani bu konuda... Spekülasyona girmeye mi gidiyoruz? Evet, doğru. Şimdi konuşmalarınızda bir şey dikkatimi çekti. Yani 2004-2009 dönemindeki belediye başkanlığınız döneminde yaptıklarınızı ki öyle de gelmişsiniz. Şimdi bende şöyle bir his uyandırdı bu konu. Evet. Herhalde bu önümüzdeki Mart seçimlerinde başkan adayı mısınız? Yani böyle bir hisse kapıldım açıkçası. Evet, biz 2004-2009 döneminde genç yaşta belediye başkanı olduk. 30'lu yaşlarda. Hamdolsun muazzam işler de yaptık. Beylikdüzü'nümüzü markalaştırdık. Eğitimde, kültürde, sanatta, sosyal projelerde Beylikdüzü'nü Beylikdüzü yapan adam profiliyle toplumun teveccühünü kazandık hamdolsun. Tabii ki genç yaşta o ifade ettiğimiz başarıyı ortaya koymak bize bir onur verdi, gurur verdi. Çünkü bireysel zenginlik değil bizim derdimiz. Ve Orakçı iş yapmış, para kazanmış tam öteye ve ondan önce ülkemizin kalkınması, gelişmesi lazım. Ülkemizde ilçelerden ibaret, illerden ibaret. Eğer Beylikdüzü cüzü, Beylikdüzü ilçesi gelişmiş, kalkınmış, müreffehse, sosyal adet sağlamışsa bu fotoğraf yansır komşu ilçeye, yansır komşu ile. Buradan bakınca ben hizmeti önemsiyorum. Çünkü kişisel servetler kalıcı değildir. Ama toplumsal gelişim ve kalkınma servetler de kalıcıdır. Buradan bakınca da biz Beylikdüzü halkının bize dönük bir teveccühü var. Sokağa indiğimde, sosyal ortama girdiğimde, genci, kadını, her partiden insanların teveccühünü görüyorum. Bu da bizim hani AK Parti'deki başkanlığımızın ötesinde toplumsal bir paydaya hitap ettiğimizi ortaya koyuyor. Yani adayım. Yani bu yönde bir teveccüh ve talep var. Nasıl kısmet olursa biz tabii ki yarım işlerimiz mesela eğitim adresi anlattım. 150 dönüm arazi, 10 okul, işte 20 yakın ünite var. Bu 20 ünitenin ikisi yapıldı. Tamamlansın diyoruz. Yani gelin ve tamamlayalım şunu bitirelim. Üçünü yapmıştık, 17'si duruyor. Peki, yapmak isterim. Hakeza çok projemiz yarım kaldı. Kısmet nasip ama ben şuna mutluyum ki ben istiyorum demekten ziyade teveccüh görmek çok değerli. Belediye halkında bunu görüyorum. Bu da bana çok büyük onur veriyor. AK Parti yönetimiyle de paylaşıldı. Yani teşkilat mensuplarımız da bu konuda talepkar. Bana yansıyan müspet yansımalar da var. Ama tabii ki bu şeyler kısmet nasiptir. Yani hani gelin atabilirler kısmet dermiş ya olmuşlar. Evet, bu da o hikaye. Bu da ama adaysınız anladığım kadarıyla. Nasıl kısmet evet. Böyle bir yönde bir arzumuz var. Peki hayırlı olsun. Çalışmak güzel, üretmek güzel. Peki. Evet. Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hem yayınımıza katıldınız. Birçok şeyi de konuştuk. Yani seçimlerden sonra başkanlık olduğunuzda tekrar bir araya gelelim. İnşallah. Olmazsanız yine gelelim İnşallah. İnşaatı konuşuruz. İnşallah. Biz ülkemizi seviyoruz, çalışmayı seviyoruz. Ve makamlar kimseye baki değil. Önemli olan vicdanlı, ahlaklı, erdemli, namuslu, dürüst şekilde kişisel çıkarını değil, toplumu düşünmek, ortaya bir vizyon koymak, bir hayal kurmak ve uğurda emek harcamak. Biz bunun için varız. Tekrar teşekkür ediyorum. Bey, sağ olun. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.